Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız aracı kurum veli raporlarını incelemeye başlayacağız. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve katıla bana destek olanlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugünlerde yani yıkılıp devrilmediğimiz şu günlerde, Borsa İstanbul'un sürekli düştüğü şu günlerde destekleri için, motivasyonları için, güzel sözleri için, katkıları için herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Dün yeni düştük. Bugün günlerden 04.10.2024 Cuma günündeyiz. Sabah saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Ve öncelikle katıla bana destek olanlarla piyasa açılmadan önce paylaşmaya gayret ediyorum. Sonrasında akşam 8.25'te, 20.45'te kusura bakmayın. Herkese paylaşıyorum bu videoyu. Herkesin faydalanmasını istiyorum ama katıla bana destek olanlara bir benim de favorim olsun istiyorum. Şimdi genel olarak dün enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon hala düşmemiş. Yüksek olduğu için borsa buna negatif tepki verdi. Hatta birçok kurumda bu sene faiz indirimi olur beklentisi iptal oldu. Artık seneye kalacak gibi düşünülüyor. Şimdi faiz indirimlerinde bu iptal sebebiyle de faizin düşmeyeceğini düşünerek birçok yatırımcı hala faiz tarafına kalmaya karar verdi. Borsa tarafına gelen yok. Tabii bu borsayı bir tur daha aşağıya çekti. Ve inanın şu anda özellikle BIST 30'daki hisseler, zaten BIST 30'daki hisseler kan ağlıyor. BIST 30'daki hisseler batıp çıkmadığı halde çöp fiyatları inmiş oldular. Gerçekten bakıyorum birçok yatırımcı %30, %40, %50, %60 zararlarda. Çünkü bir süredir zaten borsa tam anlamıyla toparlanamamıştı. Şimdi Mehmet Şimşek'in sermaye piyasalarına güvenin, gelin dediği andan itibaren düşen bu borsayı bir türlü tutmak mümkün olmadı. Hem davet ettiler hem borsaya vergi getireceğiz dediler. Yani biz de şu anda bir tur daha böyle yıpratma politikalarındalar. Ama sene eğer seçim yapmak isterlerse, erken seçim, tekrar bir seçime gitmek isterlerse, çünkü biliyorsunuz kanunlarda bazı detaylar var ve buna göre tekrar seçime gitmek isteyebilirler. Bu detaylardan, siyasi konulardan çok da bahsetmek istemiyorum. Ancak bize ekonomik tarafına etkilen kısmını söylemek istiyorum. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi borsanın bu negatif haliyle mevcut hükümetin kazanması iyice zorlaşacaktır. Yani bunun böyle kalmasını istemeyeceklerdir. Ve zaten görüşmeler yapıyorlar birçok yatırım kuruluşuyla, biliyorsunuz. Ve şu anda da piyasa düşerken hisse satışları yoğun olmadan düşüyor. Yani büyük yatırımcı bile elindeki hisselerin çoğunu aslında bırakmıyor. Yani böyle bilerek düşürülen, fiyatları aşağı çekilen, İnsanlar yıpratılan bir sürece girdik. Şimdi sizin aynı gemideyim. Hep beraber aynı süreçteyiz. Ve şimdi bu sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bir yandan da kurumlar ne almış, beraber inceliyoruz. Çünkü potansiyel olabilecek şeylere bakıyoruz. Tabii bu arada savaş gerginlikleri, işte İsrail ile İran arasında olan gerginlikler, Amerika'nın açıklamaları derken bir bakıyorsunuz. Amerikan borsaları yatay negatifte, neredeyse yatayda. İsrail borsasına bakıyorsunuz %1,5 düşmüş. Yani bizim borsamıza bakıyorsunuz %4'den fazla düşüyoruz biz. Hatta günlerdir düşmeye devam ediyoruz. Hani bu olmalı bir şey değil. Savaşın olduğu ülkelerde bile bir şeyler yokken bizim ülkemizde böyle olması gerçekten, hani bu bir mazeret ve bu bilerek yapılan bir şey gibi gözüküyor. Yani buna da artık herhangi bir müdahale yoksa bizim burada bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ben o yüzden YouTube kanalında hala sizlerle analizler paylaşmaya devam edeceğim. Potansiyelleri keşfetmeye beraberce devam edeceğiz. Çünkü bu karanlığın bir de sabahı var. Bu sabahta emin olun buradan çıkarıp para piyasasına koyduğunuz parayla belki birkaç ay içerisinde yüzdesel miktarda küçük şeyler elde edeceksiniz, ama bu borsa toplandığı takdirde paranızı minimum 2'ye katlayıp maksimum seviyeleri 3'e 4'e gidebilecek şekilde hisselerden aldıysanız eğer, ki onları burada keşfetmeye çalışıyoruz, farklı bir dünyaya geçiş yapmış olacağız. O yüzden
Bugünün sabredenleri yarının kazananları olacak diye düşünüyorum. Ben sizlerden biriyim. Ben de şu an yeni borsaya sokabileceğim paralarla, yeni ilave kazançlarımla, maaşlarımdan aldığım ilave patentlerimden aldığım kazançlarımla şu an fırsatları kollamaya çalışıyorum. Sizler de eğer belli başka gelirleriniz varsa bu fırsatları görmek için bu videoları mutlaka izlemeye devam edin. Yani yeni kaynak oluşturabiliyorsanız. Eğer yeni kaynak oluşturamıyorsanız ve bulunduğunuz hisselerle ilgili emin olmadığınız bir durum varsa lütfen yorumlara yazın. Belki hisse değişimini buradan yapıp zararınızı daha kısa vadede kurtarabileceğiniz hisselere de geçiş yapabilirsiniz. Tabi burada paylaştıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Sadece burada analiz yapıyoruz. Yani kurumların hangi hisselere alım yaptığını, hangi hisselerden çıkış yaptığını beraberce tespit etmeye çalışıyoruz. Bu açıklamaları geçtikten sonra hemen aracı kurum raporlarına bakmak istiyorum. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde gördüğünüz gibi indeksle alakalı iki tane kurumdan Gedik ve Halk Yatırım'dan biri endeks üzeri getir demiş, diğeri ise al demiş. Biri 11.63, diğeri 10.08'de iki tane al öneri raporu var. Bir sonrasına bakıyorum. Kartsan'la ilgili 16 TL'lik nötr Alnus Yatırım'ın verdiği bir rapor var ve sonrasında Lapçı Yatırım'ın verdiği birçok hisseyle ilgili, çoğunlukla da BIST 100 hisseleriyle ilgili alım önerileri var. Aselsan'la ilgili 87.17 ile al demiş. Birisa ile ilgili 120.29'da al diyor. Çimsa ile alakalı 48.35'e al diyor. Mavi ile ilgili 124.80 ile al diyor. Migros'ta 631.5, Pegasus'ta 334.42, Turkcell'de 132.88 ve Tofaş'ta 297.20. Şimdi şu son 4 şirketi diyorum ki sizlerle hafta sonu değerlendirelim. Borsa İstanbul'u genel bakışı olarak zaten BIST 30'daki hisseler. Diğerlerine isterseniz gelin şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Ben maviyi açtım. Öncelikle maviden bakalım istiyorum. Çünkü mavi de biliyorsunuz bir dönem bir alımlar vardı yakın zamanda. O alımları takas tarafında tespit etmiştik. Ve grafik tarafına geldiğimizde burada da bakın şurada iki tane okta görüyorsunuz. Haftalıkta bakıyoruz. Şu haftalarda alımlar olmuştu. Şimdi bu alımlar hala var. Belli bir miktar bazı kurumların elinde var bunlar. Ama ona rağmen düşüş devam ediyor. Ama sizin söylediğim gibi bu düşüş yaşanırken büyük kurumlar ellerinden öyle büyük büyük malları çıkarmıyorlar. Çünkü bunu zaten biz takas tarafında tespit ediyoruz. Kimlerin aldığını, kimlerin sattığını. Yani büyük bir kurum elinden çıkarıp birçok kuruma dağıtmıyor şu anda. Büyük kurum elinde tutmaya devam ederken alıcı olmadığı için, kademeler boş olduğu için aşağıya düşmeye devam ediyor. Şimdi burada sıkıntı şu ki dibini gördük mü bundan emin olamıyoruz. Burada bir kanal oluşturmuştum ben daha öncesinde ve bu kanalın satış bölgelerinde satış geldiğini, alış bölgelerinden sonra yükseldiğini söylemiştim ve kanalın fark ettiyseniz orta bandın altına uzun haftalar boyunca mavi düşmemişti. Çünkü mavi yabancı ilgi gösterdiği şirketlerden biri. Yani MSCI endeksinde de alınan şirketlerden biri. Ancak şimdi gördüğünüz gibi eğer kanalın dibi burasıysa ki burasının olduğundan emin olamıyoruz. Hani bir emare var çünkü bakın orta bandın üzerinde hareket ediyor belli bir süre. Eğer burası veya buralara yakın bir seviyelerse buralardan bir tepki gelmesi söz konusu olabilir. Peki düzeltme olarak baktığımızda yani şöyle bir yükselişin düzeltmesine neredeyiz diye baktığımızda fark etmişsiniz 0.618'lere gelmiş. Yani 82.40'lara gelmiş gibi gözüküyoruz. Böyle durumlarda şuralarda tabii büyük bir talep bölgesi var. Hani aşağıya çok büyük sarkmaların olmasını ben açıkçası beklemiyorum ama yatırım tavsiyesi değil. Şu an bir dönüş mumu da görmediğimiz için hani buradan yani yükselmeye başlayacaktır. Evet artık yükselecektir emarelerini söyleyemiyorum. Zaten bu şartlar altında bu hisselerin ne zaman döneceği biraz açıklamalar ve koşullarla ilgili olabilir. Nasıl dış dünyada olan gerginlikler bizi ciddi anlamda etkiliyorsa, güzel bir haber de olumlu yönde yine böyle ciddi bir anlamda yukarı doğru etkileyecektir. Böyle bir haberi bekliyor borsamız.
Hepimiz birlikte bekliyoruz ama bu haberin gelmesi gerekiyor. Yoksa Borsa İstanbul yatırımcısı, Türkiye vatandaşları bu konularla ilgili çok daha farklı tepkiler verebilir. Bunu sandıkta verebilir. Bunu başka şekillerde gösterebilir. O yüzden bu konularda bir önlem alınması, buraya farklı bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Çünkü bundan 5-10 sene önce daha az kişiydik burada, daha az yatırımcıydık. Ama şu anda herkes ek bir gelir, kazançlarını değerlendirmek için sadece altın, dolar gibi enstrümanlar değil, borsaya da tercih etmeye başladı. Yatırımcı sayısı arttıkça bu sandıktaki sayının da arttığı anlamına geliyor. Bunu tekrar farkında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Siz de fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Mavi'den sonra bir diğer şirkete bakalım istiyorum. İndes vardı. İndes'le alakalı. Son durumumuz nedir? Şimdi. İndes'te bir düşen kanalımız var. Fark etsiniz. Bize al demiş. Endeks üzeri getir demiş ama pek durum şu an açısından yani teknik analize baktığında iç açıcıyla gözükmüyor açıkçası. Çünkü bir düşen kanal var fark ettiyseniz. Ve şu an kanalın dibine doğru gitmeye çalışıyor. Ama bir yandan da fark ettiyseniz alımlar güçlenmiş. Burada yine genel bahsettiğim bir alımımı görmeden hala düşüşün devam ettiğini gördüğüm için endişeli olurdum açıkçası. Bir alıma henüz geçmezdim çünkü burada da dibini gördük mü bilmiyoruz. Ve fark ettiyseniz burada bir yükselen bölgenin düzeltmesine baktığımda burada tamamen 0.618'e 0.786 bölgelerin altına indiğimizi yani artık bir düşüş kanalına girdiğimizi görüyorum. Ve bu geldiğimiz seviye fark ettiyseniz daha önce defalarca yenilen haftalıkta da göstermiş bakın. Alımların olup bir yükselişin olduğu, alımların olup bir yükselişin olduğu yine aynı bölgeye doğru yaklaşıyoruz. Yani 5.89'lar aslında burada belki de aşağısı görünmezse, buradan altına bir kırılma yaşanmazsa yine tepki verebileceği bir nokta olabilir. Ama unutmayın tepki mumları güçlü, yeşil mumlar bizim için burada çok önemli. Ben maviyle gösteriyorum ama yeşil mumlardan bahsediyoruz. Bunlar çok önemli ve bunları görmeden ben açıkçası bu şirkete isterse bütün kurumlar endeks üzeri getiri versin dokunamaz. Bir diğer şirkette devam edelim. Karsan. Bilançosu kötü gelen Karsan. Beğenilmeyen Karsan. Peki burada ne var? Şimdi burada da bir kanalımız var. Kanalda da bakın tanıtmamda her satış geldiğinde bir geri çekilme yaşanmış ve her alım geldiğinde bir yükseliş bazen böyle güdük mumlarla belli bir süre sonra bazen de anında gelmiş. Şu anda yine bu büyük düşüş mumunda bir alım gözüküyor. Ama dediğim gibi yine şu diğer güçlü yükseliş mumunu görmeden ben açıkçası yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte herhangi bir işlem yapmazdım, dokunmazdım. Bu arada bu tarz hisseleri potansiyel olan hisseleri notlarımı alıp ben de para piyasası fonuna koymak yerine oradan daha minik gelirler elde etmek yerine buradan daha büyük gelirler elde edebileceğim hisselere minik minik koyuyorum. Anlaşılmadan koyuyorum. Çünkü şu an baktığımız mesela çok büyük bir tahta değil yani büyük bir şirket değil. O yüzden sizin notlarınız, aldığınız sattığınız notlar fark ediliyor. Ve siz bir yatırımcıysanız, günlük trader değilseniz ki ben değilim. Ve bu kanalı izleyenler de aslında günlük trader değiller. Çünkü ona yönelik bir inceleme yapmıyoruz biz. Biz kısa orta vadeyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama bu kısa vade günlük trade asla değil. Tekrar hatırlatmış olayım. Beklentilerimiz haftalık, aylık, 3 aylık böyle beklentiler. O yüzden ona göre işlemler, ona göre stratejiler geliştiriyoruz ve ona göre alım satımlar yapıyoruz. Bu tarz şirketlerde dönüş mumları gördüğümde ben minik minik alıp hedeflediğim fiyatlara geldiğinde de onları satıyorum. Zaten oralardan da fena bir gelir elde etmiyoruz bu arada. Ama bunları dediğim gibi burada paylaşmıyorum. Katıla bana destek olan dostlarımla diğer tarzı paylaşıyorum. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi isterseniz bir diğer şirketle devam edelim. Sen sana bakalım. Aselsan'da durum ne?
Aselsan'a aslında dönem dönem bakıyoruz biliyorsunuz. Aselsan'da çok bir kıpırdama yok. Çizdiğim kanallar aslında hala geçerli. Gördüğünüz gibi şurada bir alt kanala geçip buradan tepki verebiliyor. Yine bu alt kanala geçmiş ama şu an yatayda devam ediyor. Buradaki gibi bir tepki verebilir. Aslında şu bölgelerde anlık beklenip tekrar bir satış verdiğinde satılabilecek duruma gelebilir. Ama bunu ne zaman yapacak? Bir günde mi? 2 günde mi? 5 günde mi? Biz veya hiçbir insan kendi tahtacısı dahil, bu şirketin tahtasını yapan kişi dahil bunun ne zaman yapacağını size direkt söyleyemez. Çünkü piyasa koşulları, konjonktür bunlar bizi şekillendiriyor aslında. Dün gelen enflasyon verisi bile tahtacıların yapmayı düşündükleri, planladıkları işlemlerde değiştiriyor. Bu arada çok fazla kredili mal olduğu için kredi satışlar da oluyor. Yani tahtacılar bir kendi malları, bir de üzerine krediyle aldıkları malları ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü faizler çok yüksek. Yani kimse kredide kalmak istemiyor. Şu anda önümüzü de göremiyoruz. Enflasyon da yüksek geldiği için. O yüzden her yükselişte bir satış fırsatı gibi görüp satış yani kredili taraflarından satışta bulunuyorlar. Ama zannetmeyin ki ellerindeki malları çıkarıp tamam bay bay ben gidiyorum. Artık borsada değilim demiyorlar çünkü. Borsadan kazanan insanlar biz pandemiyi de yaşadık, beraberce depremleri de yaşadık, işte Naci Ağbal krizlerini de yaşadık. Bunların hepsinde ciddi düşüşler yaşadık ama kimse terk etmedi ve buradan kazanmaya devam ettik. Hala güzel kazanıyoruz ki, hani o kötü günleri atlatıp güzel kazanıyoruz ki hala buradayız. Hala yıkılmadık, hala paramızı büyütmüş bir şekilde yeni büyüteceğimiz zamanı bekliyoruz. O yüzden benim gibi olan birçok yatırımcı da bunu beklediği için bu bölgelerde satış yapanların unutmayın bu piyasa yapıcılarının, tahtacıların, şirketlerin tahtasını yapan büyük spekülatörlerin diyelim aldıkları kredili malların artık faizini ödemekte zorlandıkları için çıkışlarını yaptığı süreçten. Bu mallar da çok fazla olmadığı için aslında alıcı olmadığından aşağıya hızlıca düşüyor. Yani şu an onlar da zarar ediyor ama ellerindeki bütün malı çıkarmadılar. Çünkü böyle yanlış algılarla kafa karıştırmaya çalışan insanlar da oluyor. Bunu da açıklamak istedim. Aselsan'da durum böyleydi. İsterseniz bir de Çimsa'ya bakalım. Bugünün videosu da bayağı uzun oldu. Aslında daha fazla şirket var bakmak istediğim ama inanın vakit de yetmiyor. Şimdi Çimsa'da bir yatay banda bağladık demiştim hatırlarsanız. Burada da kutu küplerimizi oluşturmuştum. Burası talep bölgesiyle. Her talep bölgesine geldiğinde bakın iğne bile atsa şu alt bölgeye buradan tepki veriyordu. Şimdi yine gelmişiz gibi duruyor bakın. Yeni talep bölgesine ve buradan da bir alım sinyali vermiş. Hani burada hemen yükselecek demiyorum ama bunlar biraz daha manipülatif olduğu için bu şekilde de gidebiliyor. Şimdi burada da mesela alırsınız birkaç hafta bekletir hiç hareket etmez. Hatta şöyle aşağıya doğru bir %7 daha marjı var bakın. Bir %7 daha çekilebilir. Sonra siz sıfırlayınca aman lanet olsun deyip çıkarsınız ama gider buraya kadar götürürler bir %14 daha gider. Genellikle bu tarz aksiyonlarda bulunuyorlar. Bu şirkette de durum böyle. Onların iş planlarını bir bilmiyoruz. Sadece tahmin etmeye çalışıyoruz. Sadece nerelere düşebilir, kademeli olarak nasıl almaya başlayabiliriz, ne zaman almaya başlayabiliriz onları öngörmeye çalışıyoruz. İşlemlerimizi buna göre yapıyoruz. Bugünlük de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz yine uzun ve detaylı bir video oldu. Biraz da iç dökme gibi oldu. Biliyorum hepimiz Borsa İstanbul'da zarardayız. Ama fırsatları kovalamaya devam ediyoruz. Eğer ek kaynak yaratabiliyorsanız, bir şekilde alabiliyorsanız lütfen bu videoları izleyip tanıdıklarınızla da paylaşmayı unutmayın. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.